Bekle biraz. Tamam şimdi hadi. Salondan buraya taksiyle mi geldiniz ya? Bir servet yazmıştır bu. Yok, arkadaş yabancı değil. Nasıl burada durumlar, idare falan? Ya karışık işler işte. Nasıl olsun? Müfettişle savcı birbirlerine girdi geçen gün. Müfettiş savcıyı tutukladı. Allah Allah, tuhaf durumlar. Müfettişin adı ne? Ahmet Bey. Ahmet Kalafatçıoğlu. Adaşız demek ki. Ha. Alo. Canan Hanım. Yok ya, unutur muyum hiç? Sözüm söz. Tabii tabii. Canan Hanım, benim kısa bir işim var. Ondan sonra eve gidiyorum. Evet, çok güzel balık yapacağım sana. Tamam. Peki. Evet evet ya, o her zaman buluştuğumuz kahve var ya, onun tam karşısında. Ha, sen çaldır beni geldiğinde. Ben sana kapıyı açarım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. İster misin abi? Ne oldu? Sigarayı bıraktın, ciklete mi başladın? Sen hiç içmedin mi abi? Yok. İçmedim. Annem çok içerdi ama. Abi, gitmiyor muyuz? Şey, gitti de. Boş ver gitsin. Gel seni babamla tanıştırayım. Ben de daha yeni tanıştım. Alsana bir fırt. Yok, ben içmem. Hiç mi? Hiç. Hiç içmeyen insandan korkarım ben Muzo. Saklayacak bir şey vardır. Yani bana öyle gelir. Bak bizim peder. Pek içmezmiş. Garibim. Anam da ona yaranacağım diye yanında ağzına koymazmış. Sonradan sigara içmeye başladıydı. Çok içerdi. Çok. Herhalde ben sigara içmeye o yüzden heves etmedim. Sonra da kanserden gitti işte. İçindeki acısı, öfkesi patladı. Sigara içmeseydi daha uzun yaşar mıydı? Bilmem.
Ama beni doğurmak için inat etmeseydi bambaşka bir hayat olurdu, onu biliyorum. Onun da bileti böyle kesilmiş işte. Ne yapalım? Bak. Annem. Ve Şefik Bey. Babam yani. Ben daha yokum ortalarda. Anamı bırakmış gitmiş. Hadi sen git otele. Ben biraz dolanırım buralarda. Hadi güle güle. İyi peki. Ben oteldeyim.